Biliyor musunuz? Peygamber Efendimizin ilk doğduğu anda ümmetim diye fısıldadığını. Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce Hazreti Fatıma, hanımı Hazreti Ayşe annemiz ve diğer bütün sahabe yanındalardı. Peygamber Efendimiz bitkindir. Allahu Teala Azrail'i gönderir ve git Habibime sor. Dilerse canını al, dilemezse dön geriye gel buyurur. Azrail bir bedevi kılığında yeryüzüne iner ve peygamberimizin kapısını çalar. Ashab kim o diye seslenir. Bir misafir der kapıdan ve kapıyı açmalarını ister. Ashab kovar onu sonra gel diye. Bu sefer yine kapıyı çalar Azrail, yine kim o derler. Aynı ses bu sefer şiddetlenir. Ashabın dizlerinin bağı çözülür Azrail'in sesini duyunca. Peygamber Efendimiz de sesi duymuştur ve gelenin Azrail olduğunu bilmektedir. Ashaba onu içeri almalarını ve kendilerinin de onunla baş başa bırakmalarını ister. Bedevi kılığında Azrail içeri girer, ashab dışarı çıkar ve Azrail, ''Ya Resulallah, Allahu Teala'nın sana selamı var. İznin olursa emaneti almaya geldim.'' Resulullah, ''Daha değil, zamanı var.'' der. Bu sefer Cebrail gelir Efendimiz'e der ki, ''Ya Resulallah, gökler senin için hazırlandı. Melekler saf tuttu. Gelişini gözler. Cennetin kapıları senin için açıldı. Cennet senin için hazırlandı.'' der. Peygamber Efendimiz mahzundur, üzgündür, söylenenlere sevinmez bile. Cebrail aleyhisselama sorar Efendimiz, ''Daha müjde ver.'' Cebrail aleyhisselam, ''Ya Resulallah, herkes, her şey gelişini beklemektedir. Arş sizin için hazır, cennet sizin için hazır. Daha ne müjde vereyim?'' der. Efendimiz, ''Ümmetimden haber versen bana.'' der. ''Onların durumu ne olacak ben yokken?'' Cebrail aleyhisselam gider Allah'ın huzuruna ve tekrar gelir. Ümmetinden %30'u kurtulacak der. Peygamber Efendimiz ağlamaya başlar. Cebrail'e daha da müjde ver der. Cebrail aleyhisselam gider Allah'ın huzuruna ve tekrar gelir. Sonra Peygamber Efendimiz'e döner ve ümmetinden yarısı kurtulacak der. Efendimiz yine ağlamaya başlar ve daha da müjde ver der. Bu sefer Cebrail aleyhisselam gider ve tekrar gelir. ''Ya Resulallah, sana tabi olan, Allah'a şirk koşmayan, sünnetini yerine getiren tüm ümmetin kurtulacak.'' der. Peygamber Efendimiz rahatlar. Hazreti Fatıma validemizi çağırıp kulağına eğilerek bir şeyler söyler. Fatıma Hazretleri ilk önce ağlar. Peygamber Efendimiz yine eğilir kulağına, yine bir şeyler söyler. Bu sefer Fatıma Hazretleri gülmeye başlar. Ashab merak eder ve Hazreti Fatıma'ya ilk olarak neden ağladığını sorar. Hazreti Fatıma şöyle buyurur. ''Babam bana yakında öleceğini söyledi. Bu yüzden ağladım. İkincisine gelince yine bana dedi ki, benden sonra ilk olarak ölecek Müslüman sensin dedi. Bu yüzden de gülmeye başladım.'' der. Ve çok geçmeden Efendimiz dünyasını değiştirdikten 6 ay sonra Fatıma annemiz de dünyadan göçüp gider. Peygamber Efendimiz Azrail'i çağırır ve emanetini al buyururlar. Azrail canını almaya başlayınca Peygamber Efendimiz çok terler ve yüzü kızarmaya başlar. Azrail'e der ki, ''Ey Azrail, ümmetimin canını da mı böyle alacaksın?'' Azrail buyurur ki, ''Ya Resulallah, kimsenin canını sizinki kadar kolay almadım, almayacağım.'' Efendimiz ağlamaya başlar. ''Ümmetim bu kadar acıya dayanamaz. Onların canının acısını da bana yükle, canımı öyle al.'' der. Ve Peygamber Efendimiz şehadet parmağını kaldırıp, ''Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab.'' der ve canını teslim eder. Efendimizin kabri şerifine Hazreti Ebu Bekir iner. Çünkü Peygamber Efendimiz'i kabri şerifine indirme vasiyeti onadır. Onu kabri şerifine indirirken bakar ki Peygamber Efendimizin mübarek dudakları kımıldamaktadır. Eğilir ve sese kulak verir. Şöyle demektedir Efendimiz, ''Ümmetim, ümmetim, 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 ümmetim.''
Kalem tutup da seni yazmamak olmazdı. Dil konuşur olup da seni anlatmamak olmaz. Adım her kalbin sevgisi, ahlakın, her aklın vebali. Ey yüce yaratanın en büyük rahmeti, sevgili, sevgili. Rüyada olsa bile seni görebilmeyi sineler kaldırmıyor. Seni tanımadan bir başkasına aşık olduğunu söyleyenleri aklım almıyor. Dünyada ne varsa senden bir parça taşınıyorsa güzel sayılmıyor. Güllere bile şeref kazandıran terin, ciltler bunu dahi izaha yetmiyor. Seni anlatmaya daha dünyaya teşrif etme işinden öncesiyle mi başlamalı? Karanlıkları mı yazmalıyım önce? Önce çirkefliğimizi, cahiliyetimizi, rezilliklerimizi mi anlatmalıyım? Ama yok, böyle olmamalı. Çünkü seni güzelleştiren insanların kirliliği değildi. Seni tanıyınca güzelliğin ne olduğunu öğrenebilmemizdi. O yüzden en çok sevenin sözleriyle ayet ayet anlatmalı seni. Buyurduğu gibi, Habibim, Habibim, olmasaydın yaratmazdım alemi. Ahzab gibi, Ahzab gibi, Ali İmran gibi, Ali İmran gibi, Furkan gibi, Furkan gibi, sevgili, sevgili, en sevgili. Efendim, anam babam sana feda olsun, en sevgili, ey sevgili.